Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı insanın üç gayesi olması lazımdır. Cenab-ı Hak canlı cansız bütün varlıkları insan için, insanı da kendisi için yaratmıştır. Bunun için insanın yükü, mesuliyeti çok fazladır. Allahü Teala insanların ibadetlerine muhtaç değildir. Fakat insan bu ibadetlere muhtaçtır. Bunun için insan diğer canlı varlıklar gibi mesela hayvan gibi gayesiz, maksatsız, başıboş olamaz. İnsanın yaratılış gayesine uygun olarak yaşayabilmesi için üç gayesi olması lazımdır. Birinci gayesi rızayı ilahi olmalıdır. Müslümanın bütün çalışmalarındaki maksadı bu olmalıdır. Eğer kişinin yaptığında Allahü Teala'nın rızası yoksa o işten hayır gelmez rızayı ilahiyeye kavuşabilmenin en kestirme yolu insanlara Allahü Teala'nın dinini yaymaktır. Bunun için de zamanın imkanlarını, teknik vasıtalarını iyi kullanmak lazımdır. Çünkü Peygamber Efendimiz düşmanın silahıyla silahlanmamızı emretmektedir. Zamanımızda dini yaymada veya yıkmada en tesirli vasıta televizyondur. Bundan sonra gazete, dergi, kitap gelir. Fakat muteber kitabın yeri başkadır. Televizyon kalıcı değildir. Yayınlanıp geçiyor. Kitap böyle değildir. Kitap vesikadır. Kıymetli kitap hiçbir zaman değerini, önemini kaybetmez. Kalıcıdır. Müslümanın ikinci gayesi, Allahü Teala'nın kullarına hizmet etmektir. Bu da rızayı ilahi içindir. İnsanlara hizmet etmek zaten rızayı ilahinin yüzde doksanıdır. Hadis-i şerifte, insanların iyisi, insanlara faydası olandır buyuruldu. Üçüncüsü para kazanmaktır. Para kazanmak da ilk ikisini yapabilmek içindir. Bu zamanda dine hizmet edebilmek için para, mal şarttır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "Esabım için fakirlik saadet'tir. Ahir zamandaki ümmetim için zengin olmak saadet'tir." buyurdu. Bazıları da para kazanmak için dini kendine alet eder. Bu çok tehlikelidir. Böyle kimselerden uzak durmalıdır. Bunun için malın kıymetini bilmelidir. Malın nasıl kazanıldığını bilmeyen malın kıymetini bilmez. Haramlara ve lüzumsuz yerlere dağıtır. Aklın ve İslamiyetin beğenmediği kötü yerlere saçar. Mal kazanmak dağa yük çıkarmak gibidir. Mal dağıtmak yuvarlak taşı dağdan aşağı bırakmaya benzer. Fakirlik çok kimsenin iyi adam olmasına mani olur çok kimse fakirlik sıkıntısıyla imanını elden kaçırmış mürtet olmuştur. Malı helalden kazanmak güçtür. Helal yoldan dine uyarak kazanan az olur. Bunun içinde sevabı çoktur. Helal mal damla damla, haram malsa sel gibi akarak gelir. Helalden kazanılmış zenginlik kusur değildir. Ahir zamanda zengin olmak saadettir hadisi şerifi kıymetli kitaplarda yazılıdır. İbrahim, Davud ve Süleyman aleyhisselam çok zengindiler. Eshab-ı kiramın fakirlerinden çoğu, zenginler bizim gibi ibadet ettikten başka mallarıyla hayırlı işler yaparak çok sevap kazanıyorlar diyerek, aniyayı şakirine, şükreden zenginlere imrenirlerdi. Allah dostlarını sevmek, dine hizmette insanın ihlasını gayretini artırır. Çünkü din büyükleri, cennetin kapısı büyüklerin kalbidir buyurmuştur. Her yere bir kapıdan girilir. Cennete girmek için de büyüklerin kalbine girmek lazımdır. İşin esası da budur. Akıl bu büyükleri tanıyıncaya kadar lazımdır. Ondan sonra aklı bir kenara koyup o büyüklere uymak lazımdır. Kalbe girdikten sonra akla uymak felakettir. Bunun için dine uymada, dini yaşamada kendi kafamıza göre değil, Allah dostlarının kitaplarında bildirdiklerine uymamız lazımdır daha önce yaşamış, Allah dostu bir kimsenin kitabını okumak, ona karşı sevgi beslemek, sağlığında sevmek gibidir. Bu sevgi sebebiyle ondan feyz gelir, kötülüklerden uzaklaşır, dinin emirlerini yapmakta zorluk çekmez.''